Partisi'nin yapmış olduğu bu adalet yürüyüşüne çıktığı günden itibaren desteğimizi sunduk. Bahsetmiş olduğunuz eleştirileri barındırarak sunduk. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne 20 Mayıs'tan önce de uyarılarımızı iletmiştik. Bu meselenin nereye gideceğini çok açık bir şekilde anlattık. Hem partiye doğrudan anlattık hem kamuoyu aracılığıyla. O zaman eş genel başkanlarımız vasıtasıyla defalarca bu konu paylaşıldı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki tutumu gerçekten demokratik bir toplum için, demokratik bir toplumda demokrasi mücadelesi için, hukuk mücadelesi için kabul edilebilir değildi. Fakat buraya tıkılıp kalmamak gerektiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu durum çok ciddi anlamda bir baskı rejimi, faşist bir rejim ve bunun giderek de kurumsallaştığı bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla faşizme karşı, faşizmin kurumsallaşmasına karşı barış ve demokrasi mücadelesindeki buluşmalar büyük önem taşıyor. Dolayısıyla biz kavramları çok net, doğru bir şekilde kullanmanın yararlı olduğunu düşünüyoruz. Önümüzün açılması için. Biraz önce de Özgür Bey'e sordunuz. 9'undan sonra ne olacak? 9'undan sonra ne olacağının işte bugün çok sağlıklı ifade edilmesiyle mümkün olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla evet, 20 Mayıs'taki tutumu eleştiriyoruz, eleştirmeye devam edeceğiz. Kandıra'daki buluşma sembolik anlamıyla buydu ki aynı gün biz Kandıra'da cezaevi önünde hala basın açıklaması yapamadık. Evet. Devlet buna engel oldu. Hı hı. Devletin bu engellemesine rağmen, bütün bu meselelere rağmen biz destek ve dayanışma ziyaretine, yürüyüşte bulunduk. Bu hem destek vermektir, hem bir eleştiri içinde barındırmasıdır. Ama umut tarafı anlamında da şudur, bu eleştirilerden gerekli dersleri çıkartarak 9'undan sonra Türkiye'de bu büyük buluşmalara olanak sağlayacak bütün duvarların, yargıların yıkılmasını birlikte sağlamalıyız. Bunu başarabilirsek ancak bu ülkede demokrasi mücadelesi güçlenir, barış mücadelesi güçlenir ve bugün hepimizin asgari müştereklerde buluştuğumuz faşizme karşı artık yeter diyebileceğimiz noktaya geldiğimiz bu noktada yan yana gelebiliriz.